Nedir bu güzellikler? Güneşli bir günden hepinize merhabalar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte folluk yapmaya gidiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Tavuklarımızın folluğunu yapmaya gidiyoruz. Hadi isterseniz gidelim marangozumuza, gidelim imalathanemize ve folluk projemizi hayata geçirmeye başlayalım ve folluklarımızı yapalım. Hadi. Evet arkadaşlar, bugün sizler için güzel bir köpek bulduk. Marangoz'da soluk yapımındayız biliyorsunuz. Soluk yaptırmak için buralara geldik. Yanasın yine ama sen. Yani yanasın ağzını görür. Çık 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 çık. Haydi gel. Şuvalo. Ay maşallah. Gel. Adın ne sen? Aslan mı? Hoş geldin. Bıcıcı bıcıcı bıcıcı. Al git lan. Şimdi sıkıntı yok da 5 yaptığımızda 38 oluyordu. Bunları biliyorsan ki kaydır alın ya. Tamam. Eşit, yani çekmecelere eşit yapmaya çalışıyorum. Yani. Tamam anladım. Görünüş daha güzel görünüş karşıdan baktığın zaman. Şimdi bir tanesini şuralarını çıkarıyoruz, alışını da şöyle kesiyoruz, tamam mı? Diğerin altına da bir tane şey, medefe keselim orada. O getirdi bunu da. Tam onu çizmemize gerek yok. Yok, var. Çekmecelerini falan da orada manuel keselim. Videonun yayınlamasına izin verir misin Yener abi? Aramadan devam edelim. İzin verir misin? Sıkıntı yok, yayınlayabilirsin canım. Tamam. Arada tamam. Hemen bilgisayarda şey var. Dışarıya var mı teslimatınız? Dışarıya olmaz olur mu? Türkiye'nin her yerinde. Türkiye'nin her yerinde demeyelim de Doğu Anadolu bölgesinde hakimiz yani. Tamam. Yeterli mi bu kadar reklam? Altan o şey. Yine bir şey diyeceğim. Telefonunu al. Unutma da. Metremiz. Al. Bir tane ötelim. O şey gibi çıkar bak. Yani böyle ona koy yanına gitmeyelim. Gerek ben yok. Ben ortada çıkıyorum. 85 olarak baba var. Tamam. Genelde bu her çeşit şey yapıyor mu? Her çeşit şey yapıyor Cengiz abi. Yani her ölçüde yani adam bile çıkartabilirsin yani adam resmi. Adam çıkartabilir miyiz adam? Tahtada, tahtada yani ha. Şu makinenin alttan çıkıyor ha. Tabii makine süper. Şimdi orada çizdiğimiz parçayı şöyle burada bu makinenin anlayacağı dile çeviriyoruz. Şu yanlarını kesmiyoruz. Geri kalanını kesiyoruz. Şimdi şöyle milling diyoruz. Bıçağını seçiyoruz. Tamam böyle girip böyle oradan çıkacağımış. Atmayalım. Bir daha yine. Şimdi kenarlarında vida ıvır zıvır var ya. Biraz temkinli olmamız gerekiyor. Tabii dikkat edelim. Gözlerini kestirelim. Optimization failed. Optimizasyon hatası verdi. Makineye nasıl vereceğiz şimdi? Şimdi makinenin... Yaparım ki. Sıfırlayalım makineyi ama ondan sonra...
kullanabilir misiniz? Tabii ki. Kafalara bak yaparım. Ya sürgü yeter bu. Ne yapalım peki? Geri kalan bir şey. Buna gelen şeyleri ben bir daha... Şimdi altı var. Biz bunun boyunda, bak şunun hizasında şuralardan göz yapalım. Yani şöyle gelecek şekilde ben şeylere 45 santimlik şey, 55'e mi yaptım bir şeyi? 41. Tamam. Çok güzel olur. Kamera sen aldın mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an favori keloğlanım da burada. Kümes içerisinde duruyor. Follukların yapımı bitti. Folluklarımızı şöyle görebilirsiniz. Tamamıyla kendi tasarımımız, kendi planım, kendi projemiz. Yani illaki benzerleri vardır. Lakin kendim elimizle çizdik, elimle tasarladım. Sonrasında kesime yolladık ve kestirdik, biçtirdik, yaptırdık bir şekilde. Açıkçası gerçekten güzel folluklar oldu. Şimdi içeride samanlar falan var. Oğlum saman koymuş içeriye doğru. Normalde talaş falan basıyoruz ama güzel. Bir bu vesileyle de bugün içerisinde sabah sabah yumurtalar da var. Her folluğu hayvanlarımızın hoşuna gittiği oldukça belli. Nasıl arkadaşlar? Folluklarımız güzel bir şekilde yaptık. İyi oldu bence. Buraları böyle medefe tamamıyla. En iyi yanlarından birisi zaten şurada çekmecelerin olması. Bu çekmeceleri aslında yani yumurtaları çekip almak için değil de daha çok follukları rahat bir şekilde temizleyebilmek için tasarladık. Bu şekilde yumurtaları alırsınız, toplarsınız ama folluk temizliğinde çokça güzel bir şekilde kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Nasıl olmuş? Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir tasarım oldu. Tabii süper yaptı. Şu delik santimleri 18 santim. Yani tamamıyla 18 santim çapında özellikle ölçtük, biçtik. Şimdi içeri baktığımız zaman bakın burada iki tane yumurta var. Sevmişler demek ki. Bayağı da büyükmüş yumurtalar. Buraya bakın kocaman. Elim kadar. Maşallah. Neredesin kızım? Tatlım. Yumurtlamaya mı geldin sen? Sen de yumurtaya mı geldin? Tamam gel çık hadi çık yumurta hadi. Gel de yumurta. Evet yani gördüğüm kadarıyla bayağı iyi yumurta toplama videosu çekmiyoruz. Şimdilik dursunlar. Böyle biraz daha biriksinler. Şurada da bir tane yumurtamız var. O biraz daha küçük görünüyor. Ama bu yumurtaların bir tane de burada var. Biri daha salmış buraya. Ve burada da var. 3 tane de burada var arkadaşlar. Bakın. Maşallah diyelim. Şimdi bunları görmem çok güzel. Tamam hadi çık. Demek ki hayvanlarımız folluklarını oldukça sevmiş. Geçen seferki kötü folluklarımız, kasalarla yaptığımız folluklarımıza tavuklar yumurta salmıyordu açıkçası. Ama şimdi bu şekilde saldıklarını görüyorum. Dördüne de salmışlar hem de. Çok da güzel olmuş. Her bir folluk zaten 2-3 tane tavuk alabilecek kadar kapasitede. Aynı zamanda delikleri tamamen yuvarlak kestirmemdeki amaç çizim şurada tavuğumuzun oturamaması. Beç tavuklar oturuyor birkaç kez gördüm ama tavuklar rahat oturamadığı için burada tünemiyorlar. Çünkü burada tünedikleri zaman içeri tamamıyla pislikle doluyor. Bildiğiniz gibi zaten çoğu kümeste de sıkıntıdır follukların pislikle dolması. Hayvanlar follukların içerisine dışkılarını bıraka bıraka follukları kısa sürede pisletiyorlar. Ama bu folluklarda bu tasarımda işte bu pisletmeye aslında bir son vermek istedik. Kızım ha, geldin mi? He? Yumurta mı salacaksın sen? Tamam hadi. Oradan geçemezsin. Sevdin mi sen follukları? Oradan geçemezsin. Bak oraya atlayacaksın. Oradan buradan oraya atlayacaksın. Oradan oraya gideceksin. Ama o aradan geçemezsin. Önce bu araya geçmen lazım. Hadi bakalım. Hadi kızım. Ne kadar güzel konuşuyor değil mi? Canım.
Arkadaşlar bu folluklar hakkında görüşlerinizi bekliyorum yorum olarak. Hepinizin yorumlarını zaten elime gelince okuyorum. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl yapmışız? Bir eksiğimiz var mı? Söylerseniz çok sevinirim. Bu folluk böyle sadece size bir fikir olabilir. Bu tarz folluklar yapabilirsiniz kümesinize. Hem siz rahat edersiniz hem hayvanlarınız için güzel bir ortam oluşturmuş olursunuz. Gel kızım gel. 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 Gel kızım gel. 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 Gel ben seni bırakayım buraya. Heh. Gir. Bakın. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayvanımız güzel bir şekilde folluğuna girdi. Maşallah. Şimdi yumurta salmaya hazırlanın. Ben bir yumurta salacak inşallah. Evet, bu kadardı. Çok tatlılar ya. Çok seviyorum şu hareketlerini, şu hayvanlar. Maşallah. Neyse, videomuzun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Folluklarımız bitmiş bulunmaktadır. Artık bundan sonraki yumurta toplama videolarımızda bu folluklardan yumurta toplayacağız. Umarım güzel videolar olur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.